Hud suresinin 123. ayeti ki son ayet oluyor zaten bu. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Velillahi gaybus semavati vel ard hani göklerin ve yerin gaybını gaybı Allah'a aittir. Yani onların gizlisini saklısını yalnızca Allah bilir. Ve ileyhi yurcaul emru ve bütün işler nihayetinde Allah'a varır, ona döndürülür. Öyleyse ne yapacaksın sen bu bilinçte? Fe'budhu yalnızca ona kulluk et ve tevekkel aleyh ve ona güvenip dayan. Senden beklenen bu. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ve senin Rabbin bil ki onların yaptıklarından habersiz değil. Bir de Meryem suresi 19. surenin 65. ayeti var. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki: Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Allah kimdir? O göklerin, yerin, ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbi sahibidir o. Öyleyse fa'buduhu sen de ona kulluk et başkasına değil. Ona kulluk et ve vastabir li ibadetihi ve ona kullukta da sabırlı ol, sebat et diyor Allah. Yani bir an bile oradan geri durma kulluktan. Bir an bile. Bu ne demek? Bu hani genelde biz ibadet deyince burada geçen kelime ibadet çünkü ibadet deyince hep namaz, oruç, hac zekat gibi hani günlük, haftalık veya yıllık yaptığımız ibadetleri düşünüyoruz ama kulluk dediğimiz eylem bunların dışında da var. Yani mükellef olduğunuz çağdan itibaren son nefesinizi verinceye kadar her an yapacağınız işle atacağınız adımla ilgili Allah ne emretmiş, ne yasaklamış onun emir ve yasaklarına riayet ederek, uyarak veya yasaklarından kaçınarak o bilinçle hayatınızı devam ettirin diyor Allah. Ve sabirli ibadeti ona kullukta sabır edeceksin, sabırlı olacaksın, sebat edeceksin. Bir an bile oradan geri durmayacaksın. ne zamana kadar işte hatta yetiyekel yakayın son ana kadar ölüm gelip çatıncaya kadar mükellef olduğumuz andan son ana kadar bir amile Allah'a kulluk etmekten demek ki geri durmayacağız. Aldığımız emir bu kadar açık ve net.